Arkadaşlar bugün size yetenek geliştirmeden olabileceğiniz 6 şeyden bahsetmek istiyorum. Hepimiz aslında bu 6 şeyi hayatımıza uygulayabiliriz. Yeteneğe gerek yok, diplomaya gerek yok. Sadece bu 6 şey konusunda duyarlı olmamız yeterli. Bu arada bakın bakalım bu 6 madde bizlerde ne kadar var? Eğer yoksa bir an önce olmalı. Bu bir kalite göstergesi. Hemen veriyorum nedir bu 6 madde? Bir, ahlaklı ve etik olmak. Hocam biz ahlaksız mıyız yani? Vallahi lafa geldi mi? Herkes güzel ahlaklı, herkes süper, hiç hatasız. Hepimiz dedikodu yapmayan, dürüstlük doğruluktan şaşmayan, sorumluluk sahibi, çevremize sevgi ve saygı gösteren, hoşgörülü insanlarız. Öyle mi acaba? Ama bakıyorsunuz iş hayatında taciz var, sömürü var, mobbing diyorlar ya. Hakaret var, küfür var, kayırma var, rüşvet var, yıldırma var, korkutma var. Nerede kaldı bizim etik ve ahlaklı olmamız? Ya daha birinci maddede kaldık ya. Ama bu düzeltilmeli. Her şey bizde başlıyor. Önce bizlerin güzel ahlaklı ve etik olma konusunda hassas olmamız lazım. Bu konuda söz verelim. Millet nasıl olursa olsun biz düzgün olacağız. Tamam mı? Yorumlarınızı bekliyorum. 2. Dakik olma. Hocam sen bunu benim hanıma anlat. Vallahi hemen iniyorum diyor. Arabanın içinde yarım saat bekliyor. Yarım saat iyi. Bir saat bekleyenler var. Ama yine de bekletmemek lazım. Dakik. Ne zaman çıkıyoruz? Ona göre kendimi planlayıp hazırlanmam lazım. Biriyle mi buluşacaksın? İnsanlar şunu bilmeli. O verdiği saatte oradadır. Dakiklik. Nereye gidiyorsan söz verdiğin saatte orada olma. Çok önemli. Zaman en önemli hazine, en önemli değer. Kimsenin zamanını ne çalalım ne zamanımızdan çaldıralım. 3. Özenli olmak. Yaptığı işi baştan savma yapan çok fazla insan var. En çok sinir olduğum şey baştan savma yapmak için iş yapmak. Kardeşim yapma o zaman ya. Yapacaksan düzgün yap. Bir işi yapıyorsan aynı zamanda o işe mührünü vuruyorsun. Her yaptığımız işe kendi imzamızı atmalıyız. Bu iş benim elimden çıktı. Herkes bunu yapsa kalitesiz bir tane iş bulamazsınız piyasada. Ama oluvesin gidivesin. Olmaz. Bu kafayı değiştirmemiz lazım. Yaptığımız işi özenerek temiz, düzgün, kaliteli bir şekilde yapmak. Bize bu yakışır. 4. Üsluplu olmak. Ne demek hocam üsluplu olmak? Kendimizi düzgün bir şekilde, nazik, saygılı, etkili bir şekilde ifade etmek. Yani karşı tarafı rencide edecek şekilde konuşmak, hitap etmek bize yakışmaz. İnsanlar bizim konuşma tarzımızda nezaketi, saygıyı, anlayışı, hoşgörüyü görmeli. Acaba görüyor mu? Bu konuda ben de kendim çalışıyorum. Bazen bende de üslupta ayar kaçabiliyor. Bunu da itiraf ediyorum. Ne yapayım biraz yetişme tarzımızdan kaynaklanıyor. Sizi bilemem. Ama ben de kendimi bu konuda düzeltmem lazım. 5. Mütevazi olmak. Şimdi tevazu sahibi olan insanlar seviliyorlar, saygı duyuluyorlar, enayi görülüyorlar. Ne demek enayi görülüyor? Olur mu ya? Hocam artık yırtık adam iş yapıyor. Sessiz, mütevazi, saygılı insanı eziyor millet. Öyle düşünme. Kalite zamanla anlaşılır. Gururlu, egolu, havalı insanlar ön planda gözüküyor olabilir ama insanlar onlara bulaşmak istemediği için, sevdiğinden değil, bulaşmak istemediği için bazen önlerinden çekiliyor. Bunu da görüyorum ben. İnsanlar büyüdükçe, makamları arttıkça, zenginleştikçe, ünlendikçe aynı zamanda küçülmeyi bilmeli. Mütevazi kalabilmeyi başarmalı. Bu biraz zor ama bir kalite. 6. Sözünün eri olmak. İnsan verdiği sözün arkasında durmalı. Ya söz verme ya söz veriyorsan sonuna kadar verdiğin sözün arkasında dur. Ne kaybedersen kaybet, sözünü çiğneme.
Eğer böyle yaparsan sen dürüst, güvenilir, inanılır bir insan olarak algılanırsın. Ve çevrendeki insanlar saygı duyar, takdir eder seni. Ama sen orada başka bir şey söylüyorsun, burada başka bir şey söylüyorsun, verdiğin sözü yarım saat sonra bozuyorsun. Şimdi böyle bir insana kim güvensin? Kim inansın? Kim peşinden gitsin? Olmaz. Eğer biz toplum olarak bu 6 maddeyi uygulamaya başlayalım, dünyamız değişir ya. Ama herkes benimle alakası yok. Sorun onda. Dön kendine bak. Biz gerçekten bu 6 maddeyi hayatımızda ne kadar uyguluyoruz? Sorun kendinize. Ben inanıyorum. Benim takipçilerim bu 6 madde konusunda sınavı geçenlerdendir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Zaten bunu yapıyorsunuz. İzleyin, izletirin. Başka videolarda görüşmek üzere.